Sevgili arkadaşlar, tekrar merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Biraz önce Dolar-TL ile ilgili genel analiz aktardım. Şimdi ise Dolar-TL'nin yarınki Viyop piyasaları açısından değerlendirmesini yapacağız. Evet, Viyop, USD, Viyop, Dolar diyeceğiz. Değerli arkadaşlar, ana açıklamaları bugünü etkileyen temel faktörleri bir önceki videomda detaylı bir şekilde izah ettim. Çok kısa bir şekilde bugüne dair genel anlamda düşük bir seyir olabileceğini ifade etmiştim. Cuma gününe yönelik olarak Standard & Poor's'dan gelecek olan notumuzla ilgili, Türkiye'nin notuyla ilgili ılımlı, iyimser bir beklentinin hakim olması nedeniyle bugün biraz daha sakin bir seyir içerisinde bir hareketin olabileceğini beklerken gündem çok ama çok hızlı değişmekte. Öğlen saatlerine doğru gelen bir haber, S-400 füzelerinin Rusya'dan alımıyla ilgili vadenin sürenin yaklaşması anında ABD ve NATO kanadından gelen çok önemli bir açıklama ile bu füzelerin NATO sisteminin, NATO güvenlik sisteminin tehdit edici özelliklere sahip olduğu ve bunun NATO müttefikleri tarafından çok ciddi bir tereddütle karşılandığı ve Türkiye'nin mutlak ve mutlak surette bir karar verme aşamasında olduğuna dair bir nevi ultimatum gibi çok sert bir açıklama geldi ve bu açıklamanın hemen akabinde borsada çok önemli bir satış furyası yaşanmaya başlandı ve o ana kadar 5.23 seviyelerine gerilemiş olan Dolar-TL kuru ise önemli bir şekilde atak yapmak suretiyle 5.30'lara yaklaşım gösterdi. Viyop cephesine baktığımız zaman ise arkadaşlar, Viyop cephesinde dün sizlere aktarmış olduğum, dün gece aktarmış olduğum Viyop analizinde pivot verileri itibari olarak 5.30-82 seviyesinin önemli bir kritik nokta olduğunu ve bu seviyenin aşağısında bir kapanış gerçekleştiği için, dünkü kapanış 5.30-66 idi. Bu seviyede bir kapanış gerçekleştiği için bugüne dair aşağı eğilimin biraz daha yüksek ihtimal olduğunu ve bu aşağı eğilimin 5.28-84 ve buranın da kırılması durumunda 5.27'ler seviyesine doğru bir geri çekilme ihtimalinin söz konusu olabileceğini ifade etmiştim. Nitekim günün ilk saatlerinde şurada göreceğiniz gibi arkadaşlar 5.27-62 seviyesine kadar bir geri çekilme yaşandı. Pivot seviyemiz 5.27-18'di. Yani pivot desteğimiz daha doğrusu 5.27-18'di. 5.27-18'e yaklaşırken, yani şu bölgeye yaklaşırken bir tepkinin oluştuğuna tanık olduk ve ardından da yukarı eğilimin devamıyla birlikte 5.30-20 seviyesinin test edildiğine tanık olmuş bulunuyoruz. 5.29 5.30-82 seviyemiz dün için pivot seviyesiydi. Ancak bu seviyeye yaklaşırken bir direnç etkisi oluştu ve tekrar 5.28-84'ler civarına geri çekilen bir tablo ile karşı karşıya kaldık. Ve sonuç itibariyle arkadaşlar gün sonu kapanışımız 5.29-60 seviyesiyle gerçekleşmiş durumda. Yani arkadaşlar Viyop işlemlerinin, Viyop dolar pozisyonlarının ikinci destek noktasına kadar bir geri çekilme yaşadıktan sonra tekrardan dünkü kriterlerine geri dönme çabası içerisine girdiğini ve günü çok hafif bir eksiyle kapattığına tanık olmuş bulunuyoruz. Sevgili arkadaşlar, bu S-400 konusu gerçekten önemli bir konu. Hatta bazı analistlere göre Rahip Brunson meselesinin yaratmış olduğu krizden daha derin krizler yaratabileceğine dair söylemleri bulunmakta. Bu açıdan bu husustaki haber trafiğini çok yakından takip etmenin önemli faydaları olacağı kanaatindeyim. Dediğim gibi önemli bir mevzu. Türkiye ile ABD arasında veya Türkiye ile NATO müttefikleri arasında bir restleşme söz konusu olacak olursa yeni bir sorun, yeni bir mesele gündeme gelmiş olacaktır ki bu sorun haliyle dolar TL'yi, iç piyasayı önemli ölçüde etkileyebilecek türden bir sıkıntıdır, sorundur. Bu sebeple bu haber akışını çok yakından takip etmekte yarar olduğu kanaatindeyim. Değerli dostlar, kapanışımız 5.29.60 ve pivot seviyemiz yarın için geçerli olacak pivot seviyemiz 5.29.26. Yani 5.29.26 olan pivot seviyesinin üzerinde bir kapanış gerçekleşmiş. Bu durum gereği piyasaların veya Viyop dolar değerlerinin olumlu bir ivme içerisinde olduğunu, yönünün yukarı olabileceği hususunda pivot sistemden bir sinyal görebilmekteyiz. Bu seviye üzerinde kalındıkça 5.29.26 seviyesi aşağı gelmemek kaydıyla bu seviye üzerinde kalındıkça 5.30-89 seviyesine kadar bir yükseliş ihtimali yüksek görülmekte. Şayet
Bu seviyenin de aşılması durumunda bu kez 5.32'ye yönelik bir atağın yaşanma ihtimali gündemde olacaktır. 5.32'ler yakınlarından bir zorlanma olmaz. Olur ise 5.31 seviyesine kadar bir geri çekilme, belki 5.31'in biraz aşağısı da görülebilir ama bu seviyeye doğru bir geri çekilme olduktan sonra tekrar bir yukarı eğilim olmak üzere 5.32 direncinin tekrar zorlanması beklenebilir. Şayet 5.31.84 de aşılır ve bu seviyede destek konumuna getirilir ise 5.33.50'ye doğru hareketliliğin devam etmesi beklenebilir. Arkadaşlar dün itibariyle 5.32.80 seviyesine kadar bir yükselişin hakim olduğuna tanık olmuştuk. 5.32.80 seviyesini de yakından takip etmekte yarar bulunuyor. Dün çünkü burada bir direnç oluşmuş durumda. Gerçi gün içi bir dirençtir. Çok günlük bir dirençtir, çok güçlü bir direnç olduğunu ifade etmek mümkün değildir. Ancak belirtmiş olduğum bu önemli haber akışının etkisiyle piyasalardaki gerginlik artabilir ve bu tablo dahilinde şayet 5.29.50-26 seviyesinin üzerinde kalınmaya devam ediliyor ve özellikle de 5.31 üzerinde bir seyir söz konusu ise bu durumda yukarı eğilimin biraz daha hız kazanma ihtimalini dikkate almak mümkün olabilir. 5.32.80'in aşılması durumunda 5.33.50 ilk dikkat etmemiz gereken seviye olurken şurada görmekte olduğumuz arkadaşlar ana direncimiz, Fibonacci direncimiz olarak karşımızda bulunan 5.35 seviyesi çok önemli olacaktır. Özellikle ve özellikle piyasanın yarın ne kadar dolar lehine güçlü olacağını bilmiyoruz. Haber akışının ne şekilde sertleşebileceğini de bilmiyoruz. Bu haber bu yaklaşımlara bağlı olarak Türkiye cephesinden ne şekilde bir yanıt geleceğini de bilmiyoruz. Bu sebeple anlık bir şekilde haber trafiğini takip etmek gerekiyor. Eğer bir gerginliğin arttığına tanık olunur ise bu durumda 5.35 seviyesi önemli bir dirençtir. Bu seviyeye kadar bir yükseliş ihtimali her an söz konusu olabilir. Ancak bu seviyenin önemli bir direnç olduğunu 5.35'e yaklaşımlarda çok ama çok daha dikkatli olunması gerektiğini long pozisyonlar adına vurgulamak isterim. Şayet bu seviyenin aşılıp aşılamayacağını bilmediğimiz için bu seviyelere yaklaşımlarda nakde geçmek belki akılcı bir davranış olabilir. Bu 5.35 direncinin net olarak aşıldığına tanık olduktan sonra yeniden pozisyon aşılması düşünülebilir. Eğer piyasa yukarı eğilimini devam ettiriyorsa bu konuda kararlar tabii ki sizlere ait olacaktır arkadaşlar. Ancak haber akışının yoğun olduğu süreçte çok sert dalgalanmaların olduğunu eğer bu piyasalarda işlem yapıyorsanız zaten biliyor olmalısınız. Bu nedenle çok yüksek hedefler koymak yerine çok büyük seviyeleri, çıtaları çok yüksek noktalara koymak yerine biraz daha tedbirli ve temkinli hareket etmekte yarar olduğu kanaatindeyim. Değerli arkadaşlar, Merkez Bankası'nın işlemlerini bir önceki analizimde anlattım ama bugün tekrardan bu videoda da belirtmiş olayım. Diğerini izlememiş olanlar açısından. Merkez Bankası arkadaşlar Şubat vadede bugün herhangi bir işlem yapmadı. Genellikle 5.30 seviyesine yaklaşımlarda Şubat vadede herhangi bir işlem yapmıyor ama Mart vade ve Nisan vadede mutlak surette 5.30 seviyesi civarlarında yani USDTR'ye bakımından söylüyorum 5.30 seviyesi anlamında serbest piyasa itibariyle 5.30'a yaklaşımlarda Merkez Bankası'nın short pozisyonlarını tekrar gündeme getirdiğine tanık oluyoruz. Nitekim Nisan vade itibariyle arkadaşlar bugün Merkez Bankası 17.500 kontrat civarında short pozisyon açmış. Mart vadeye baktığımız zaman ise zannediyorum Mart vadede de biraz daha az miktarda bir short pozisyonu vardı hatırlayabildiğim kadarıyla. Evet, Mart vade itibariyle de arkadaşlar 6.500 kontrat civarında Merkez Bankası bugün yeni short pozisyon açmış olarak görülmekte. Değerli arkadaşlar, BIOP USD ile ilgili olarak şu an için söyleyeceğim ve verebileceğim teknik kriterler bunlardan ibarettir. İsterseniz bir de sizlere haftalık pivot verilerini hatırlatmış olayım. Dünkü analizimde mevcuttu ama tekrardan hatırlatmış olayım. Grafiğimi haftalık moda aldığım zaman haftalık grafikleri itibariyle arkadaşlar. Evet, haftalık grafikleri itibariyle 5.28.95 seviyemizin
Haftalık pivot desteğimiz konumunda olduğunu görmekteyiz. 5.28.95 yani 5.29 seviyesi üzerinde kalındıkça haftalık periyot itibariyle kısa orta vade adına görünümün olumlu yani long pozisyonlar yönünde olduğunu görmekteyiz. Birinci direncimiz 5.33.64 seviyesinde, ikinci haftalık direncimiz 5.37.39 seviyesinde. Biraz önce günlük verilerden aktardığım üzere 5.37 seviyesinin aşılması durumunda ise 5.42'lere doğru hareketliliğin devam etme olasılığı mevcut. Ancak bir kez daha ifade etmek istiyorum ki arkadaşlar 5.35 seviyesi şu an için günlük bazda önemli bir direnç konumundadır. Bu direncin çok yakından takip edilmesinde yarar olduğu kanaatindeyim. Efendim Viyop'la ilgili olarak, Viyop dolarla ilgili olarak söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Gün içerisinde zaman zaman 120 dakika ve 240 dakika gibi periyotlara da dikkat almak kaydıyla Viyop için destek ve dirençleri, pivot verilerini aktarmaktayım. İlgilenen arkadaşlar olursa Twitter adresim @halukcanberk'tir. Burada aktarılan videolardan anında haberdar olmak, bildirim edinmek istiyorsanız da kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. İyi bir akşam diliyorum. Hoşça kalınız, saygılarımla.